Joe harbiden iyi dwarf olmuş. Doğru söylüyorsun. Kral. Şimdi bunu aslında sayfadan yırtsam bilmiyorum. Eskiz defterimde kalsın bunlar ya. Biraz moladayken size şeyleri göstereyim. Diğer benim eskiz defterimde bir tura çıkalım. Hop, kameraya müthiş bir tekme attım. Bunlar senin ilk başında ben çizgi film animasyona girdiğim zaman Anadolu Üniversitesi'nde köpek gibi çalışırken çizdiğim şeyler. Çizim bitmedi oğlum. Üçüncü gol mü oldu abi? Aman Allah'ım, maçlar maçlar. Şöyle göstereyim baba. Böyle cüceler çizerdim ben bol bol. Bol bol tekrar ediyorum. Diyorsunuz ya gelişmek için ne yapıyoruz falan. Bol bol abi işte ben fantasy dünyasını çok seven, gerek WoW gerek Lord of the Rings bunları çok seven birisi olarak devamlı gördüğüm her yerdeki işte tasarımları çizmeye çalışıyordum. İşte cüceler vesaire kendi kafamdan işte. Bu Fallout'ta yarak gibi hızlıca attığım bir eskiz, bunu geçelim, utandım. Burada ink çalışmalarım var. Tekrar bir tura çıkıyoruz şöyle. Size de naber plebler demiş, kendi sub değil. Hipograt pitch. Önemli değil, önemli değil. Böyle ink çalışmaları. Bazı çalışmalar Karl Kopinski'den vesaire. Yani aranızda hazırlananlar varsa bilir. Böyle bol bol tekrar, bol bol gördüğüm şeyleri deneme. İşte çizim yapmadır vesairedir. Şöyle. Bu da bir cüce çalışması. Ben neden bit gönderiyorum? Telefondan giriyorum uygulamaya. TL şeklinde nasıl yükleyebilirim? Dayılan mı? Bilmiyorum ya. TL şeklinde nasıl yollanıyor? Ama... Bit değişime yarar yani, sağ olasın. Bu da bir cüce tasarımı. Şöyle göstereyim. Bunu hiç bitiremedim abi. Bu bildiğin yaklaşık bir senelik bir çizim. Bir senelik bir tasarım. Bir türlü bitiremedim. Şöyle burada bir orn çizmek istemiştim. Zamanında cücelerle kafayı çok bozmuştum. Orn çizmek istemiştim. Ama olmamıştı. Yine bir cüce tasarımı. Bir de watercolor penle. Suyla mürekkebi birleştirip kullandığım bir kalem var. Water pen mi deniliyor ona artık, adını unuttum, o kadar da kullanmıyorum. Böyle saçma salak bir şey denemiştim, olmamıştı. Ama denemiştim yani neyi yapabiliyorum, neye daha çok pratik lazım vesaire, onları anlamak için hep deniyordum yani. İşte mürekkep deniyordum, bu da aynı şekilde mürekkep. Yine bir cüce tasarımı. Aman Allah'ım, böyle şeyler çalmayalım abi, canımız yanar. Böyle şeyler çalmayalım, canımız yanar. Ki zaten müzikten etkilenip arada bir abi seviyoruz ama gelmiyorlar amına koyayım muhabbetlerine girenler oluyor. Bu tarz şeylerden uzak duralım abi. Dur bakayım şimdi ne açabiliriz size. Gözleri kara Dilber fena değil. O güzel olur. İyi de olmuş oğlum, daha ne olacak? Yok abi. Ya mesela dedim ya, Twitch izleyicisiyle çizimle uğraşan izleyici gerçekten farklı. Yani baktığın zaman bundaki hataları, tasarımsal sıkıntıları falan görürsün yani. Ama çizimle ilgilenmekle, anatomiyle uğraşmakla falan alakası var. Mesela en çok uğraştığım çizimlerinden bir tanesiydi eskiz defterimi. Oğlum cüce fetişim falan mı var? Var abi. Porn çizip çektiğin oldu mu? Çizip çekmek ne lan? Önce tasarlayıp sonra yaptın mı yani pornoyu? Eski arka plan iyiydi sanki ha sence? Arka plan vesaire düzelecek abi. Şu an şey... nedir onun ismi? Arkada eşya yok. Eşyalar gelsin. Zaten birazcık yankı da var odada. O falan da gidecek yani. Legolas çiz bir de. Reisi Chenta'yı çizdin mi? Hayır çizmedim ama... Hentai işinde Patreon'lardan falan dolayı çok para var. Aslında onlara girmek istiyorum. Yani baktım Twitch'te tutunamıyorum. Yani Twitch'ten yeterince geçimimi sağlayacak şekilde bir şey yapamıyorsam o işe de başvuracağım yani. Porno çizme işine. Sonuçta abicim herkes ekmeğinin peşinde, alnımızın teriyle sanat yapıyoruz yani, değil mi? Ağaç tasarımı yapmayı sever misin? Mekanik şeyler çizmeyi hiç sevmiyorum ya. Bu da bir kral çizimiydi. Kral, kral. Bob Ross'tan sonra kendini çiz, Realty uyarla. Ya yine bunun serilerini yaparız dedi ki her cuma çizim yayını yapacağız diye. Ela çiz. Tabi Ela götü çizeyim abi. Şöyle tekrar üstlerinden geçelim. Şeye doğru dönelim. Bunlar işte genel olarak. Hele subları tasarladığım kısımlar vardı bak.
Burada çok yorulmuştum ve Bonzai the Ranger diye bir sub gelmişti Prime'da. Buradaysa selam olsun. Apollonus hoş geldin. Adam da böyle Bonzai Ranger falan, Bonzai'li bir karaktersin dedim. Böyle sikko bir şey oldu herifin bahtına da. İşte sub olanları çiziyordum. O da buradan işte çizimler birkaç tane probot falan. Böyle ben de çağdaştırdıkları şeyleri çizmeye çalışıyordum. İşte Stivax, Kaan. Küçük Optimus olması lazım. Söz Optimus falan. Böyle işte değişik stiller deniyorum. Bu İrem'in çizimi. Pikachu çizmişti. Hoş geldin Boss King. Super Comrade buradaysa kendisine de selam olsun. Kendi hiç çıplak çizim mi? Kendimi çizmedim hiç. Öyle diyeyim size. Yani portremi çizdim daha önce ödev için falan ama şey için yapmamıştım. Nedir onun ismi? Hiç öyle çıplak fantazi falan olmadı kendimi çizme konusunda. Tekrar yeni gelenler için bu Cahreyn. Cahreyn'i çizdik. Cüce Savaşçı olarak. Bu resmi çizmenin sana maddi olarak ne geliri var? Şu an yok çünkü satmıyorum kimseye. Yani eğer insanlar bana destek olmak isterlerse yayında donate'le falanla filanla anca öyle oluyor yani. Suratını çözmeyi denedin mi? Yok ya, bu böyle oldu yani. Cansungur daha çok benzedi. Bu da Samuray Cansungur abi. Beni de çizsene. Fener 2'yi kim yaptı? Aman akoyim, Galatasaray yine şov yapıyor ha. Yok, kendime dövme tasarlamadım. Benim vücudumda bir tane dövme var. Daha doğrusu iki tane. Şöyle göstereyim. Bu İrem'le ortak dövmemiz. İrem'in zaten aklında olan bir tasarımdı. Bu da benim vefat etmiş kardeşimin cüce alfabesinde adı. Yani direkt onun o alfabeye çevrilmiş bir şekilde adı. CS'yi biraz kızgın yapsan keşke. Yok abi. CS böyle hemen hadi böyle siklemez bir ifadeyle. Abi al Pyrrhus canımızı yakar. Dağlar engel oldu değil. Karlı dağlar. Ne dinleyelim yav? Selda Bağcan. İnce ince. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Başsağlığınız için sağ olun. Hayat agam. Cücelerle ne alıp veremediğin var? Seviyorum abi ben. Çizgi film animasyonuna girdiğimde de bayağı severek girmiştim yani. Eski Türkçe değil mi o? Yok değil. İnsanlar benzetiyor zaten. Şimdi dövme de altın orada dövmesine benziyor, tamam mı? Şu işte altın orada vesaire. Alfabe de eski Türk alfabesine benziyor. Bazı insanlar işte bilmeyen insanlar direkt şey mimliyor. Amına koyayım ağır Türkçü lan adam helal falan diye böyle direkt muhabbet yapıyor yani insanlar. O yüzden anlayabiliyorum. Yabancı gelmedi yani bu dediğim. Ya yıl olmuş 2019 çizim ne? Man San Mungur ne abi? San Mungur seni sub göreceğim burada abi. Özellikle de çizim yayınında sub olacaksın. Tanrı Türk'ü korusun. Bu arada arkadaşlar yayından sonra Discord'a gelin. Yayında takılan insanlarla da biraz sohbet edelim. Belki aranıza çizimle ilgilenip tavsiye almak isteyen arkadaşlar vardır. Bugün yayını çünkü çok uzun tutamayacağım. Hafif yorgunum. Böyle gitmek üzereyim yani. Hal öyle olunca da sıkıntı Discord'da sohbete devam edeceğiz böyle chill bir şekilde. Ünlem Discord yazıp Discord'a katılmayı unutmayın yayından sonra. CS'yi Venom'la birleştirecektin. Gral. Gral bana çok kızardı o zaman. Bak Gral Yakuza'sını oldu işte abi. Birazcık dinlenelim. Yoruldum hakikaten.